Ben bunu sadece yabancı turistler için, konuklar için söylemiyorum. Ben İstanbul'la arkadaşlarımın, örneğin Alanya'ya davet ettiğim zaman çok uzak olduğunu söylüyorum. Yani bir Belek'ti, Kemer'di, daha başka yerlere çok daha kolaylıkla aslında gelebiliyorlar. Aynı sıkıntı, Kaş'ın da aynı sıkıntı. Aynı sıkıntı, Kaş da bir art ülke. Yani Alanya zaten tarihsel dönemini boyunca, antik çağlardan beri bir art ülke olarak otoriteden hep uzakta kalmış. Osmanlı'da da öyle, işte Selçuk birazcık biraz sağ olsun daha açıp korsanlar ülkesi diyelim. Korsan tabii korsan yataydı Alanya, yani sıfırda antik. Zaten Alanya'nın ilk kalesinin surları korsanlar tarafından yapılmış. Alanya gerçekten bir korsan yatağı. Çok güzel bir görüntü. Evet. Çok güzel. Burası İnce Kum beldesi. Şimdi Kızılot, İncekum, Avsallar. Evet, okurcalar. Bunlar yani. Şimdi okurcaları çıkıyorlar. Yani bir hafif bir yokuş burası. Bundan sonra inecekler aşağı doğru ve çok güzel bir plaja geleceğiz. Bilmiyorum, ön grup şu anda o plajda olabilir. İncekum plajında. Tekrar şu anda bulunduğumuz merkezin görüntüsü ekranlarınıza geldi. Burada da dev ekranda buradaki izleyiciler için podyumdan anlatım yapılarak yarışın heyecanı yansıtılıyor. Balıkçı barınağı bu Fula koyundaki. Bunun hemen arkasında aslında antik bir şey var, biliyor musunuz? Şunda. Fula mı burası? Genelde çok da fazla bu tür korunaklar yok. Şimdi bunlar hep antik. Birisi, antik. Ya şimdi burada bu tabii ki sonradan yapılmış bir korunak ama geçtik o dediğim güzel plajımızı geçtik maalesef. Maalesef derken görüntü anlamına. Evet, tekrar gelir büyük ihtimalle. Hayır, geçmedik. Şu anda Yeşilköy'deyiz. Şu gördüğünüz yerde hemen deniz kenarlarında küçük küçük plajlar var. Bu daha sarp kayalık oralar göreceğiniz gibi. Ferramente PVC takımını önde görüyoruz. Başından beri anons ettiğimiz bir Danilo Honda var. Şu Danilo Honda bir finish alsa da rahatlasak biz de. Bir türlü Danilo Honda'yı ilk üçte göremedik. Tabii Ruslan Ivanov da var o takımda. 2 dakika 10 saniye. Gayet güzel azaltıyorlar. Yani öyle azaltacaklar ki şimdi yarım dakikaya gelecekler ve o belki orada kalacak öyle o. Yavaş yavaş bir azalma söz konusu olacak. Şu an deniz yönünden, yani sporcuların sağından gelen bir rüzgar var. Gördüğünüz gibi sporcular birbirlerinin soluna girerek İncekum'dayız şu anda. İncekum bahsettiğimiz plajlara biraz sonra geleceğiz. Yukarıdan böyle gelecek şey. Şu inişte sağ tarafta yer alan. İnişte sağ tarafta yer alan Alanya'nın en güzel plajlarından bir tanesiydi. Ne yazık ki birazcık plajın üzerine doğru orada biraz fazla kayaraktan büyük oteller yapıldı. Şimdi
Şimdi tabii bu sahil kesimi olayını görünce, örneğin bundan 7-8 yıl önce Kanarya Adaları'na gittik Galatasaray'ın bir turu için. Maspalomas futbol turnuvası için, Zeynep Çıkan'ın. Yine 4 yıldızlı, 5 yıldızlı onlarca otel var. Çok turistik bir yer. Özellikle kuzey ülkelerinin Ocak, Mart, Şubat aylarında kendi ülkelerinde kışın olduğu dönemde rağbet ettikleri, yüksek sezonda rağbet ettikleri bir yer. Yani yaz ayları yüksek sezon değil, kış ayları orada. Çünkü Avrupa'nın en sıcak bölgesi. Hiçbir otel, tatil köyü sahil şeridinde değil. Sahil şeridi tamamen